Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine A101 ve Şok'ta satılan uygun fiyatlı bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Şöyle kablosuz mini klavye diye geçiyor. Hatta ben kutusunu açmıştım da şöyle kapatıp göstereyim. Şöyle bir ürün Everest'in EVMK10 kodlu kablosuz mini klavye. Akıllı televizyonlara ya da TV Box'lara, Android TV Box dediğimiz cihazlara taktığımız zaman bir klavye haline getiren ve aynı zamanda üzerinde bir touchpad alanı da bulunan uygun fiyatlı, basit, yani işlevsel bir ürün. Şimdi ürünü kendisini de göstereyim. Şurada yani masadan aldım. Şöyle bir ürün. Bu kadar. Yani şöyle. Bir başka bir numarası yok. Şu ön tarafında bir açma kapama düğmemiz var. Bir de mikro USB bağlantımız var. Şu ön tarafta. İçindeki pilini şarj ediyor mikro USB. Buradan da açıp kapatabiliyoruz. Böyle açınca da şöyle ışıkları yanıp sönüyor. Mavi, yeşil, kırmızı olmak üzere 3 tane de ışık aydınlatması var. İsterseniz onu kapatabiliyorsunuz bu arada. Hani ben ışık aydınlatmasını istemiyorum derseniz öyle de kullanabilirsiniz. Zaten ışık sadece tuşa basınca yanıyor. Bir süre sonra sönüyor. O da güzel bir detay olmuş. Şöyle göstereyim bir kez daha. Basit bir ürün. Yani zibilyon tane yalnız bu arada şey var. Şöyle tutayım size de görün de detay olarak da. Klavyenin üzerinde tuş var. Yani fonksiyon tuşları var. Efendime söyleyeyim harfler var. Rakamlar, sayılar, yazılar var. Şunlar var, bunlar var, her şey var. Var da var yani. Bu arada iki tane dairesel fonksiyon tuşunu bu touchpad alanının sağına ve soluna koymuşlar. Onların yanlarında da yine bazı fonksiyon tuşları var. İşte bunlarla ne yapıyoruz bu ürünle? Diyelim Android TV Box'a bağladık. İşte mesela YouTube'a girebiliyoruz ya bu Android TV Box'larla biliyorsunuz. Girdiğimiz zaman hani yazmak zor oluyor orada biraz. İşte iki saat böyle bıdı 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 hani harf harf gitmek zorundasın. Amerika yazman gerekiyor. Buradan böyle tık 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 yazıyorsunuz. Hiç hızlı bir şekilde kullanılabiliyor. Öte yandan şöyle bir durum var. Bu ürünün aynı zamanda şu kısmı da fare olarak da kullanılabiliyor. Yani ekranda böyle şöyle şöyle yaptığımız zaman da imleci görüyorsunuz ve imleç olarak ekranda da hareket ediyor. Güzel bir ürün olmuş yani ben beğendim. İsterseniz dediğim gibi ışığını kapatıp kullanabiliyorsunuz. Mesela ben şimdi ışığını açıyorum. Bakın yeşil yanıyor şu anda mesela. Bir süre sonra şöyle tutayım. Bir süre sonra kapanıyor. Tekrar bir düğmeye basınca tekrar yanıyor. İsterseniz rengi de işte mesela böyle Fine tuşuna basıp F2'ye bastığınız zaman renk de değişiyor. Şimdi mavi oldu mesela. Şimdi sönecek. Şimdi bir daha yaptım. Bu sefer de kırmızı oldu. 3 farklı rengi var. İstiyorsanız tamamen de kapatabilirsiniz. Hani ışık olmasın da diyebiliyorsunuz. Pilinden biraz bahsedeyim. Şöyle arka tarafta şöyle kapağını açıyoruz. Bunları detaylarda göstereceğim. Şöyle bir pilimiz var. Böyle eski tip telefon pillerine de çok benziyor. Onlardan bir tanesi şöyle kapatıyoruz. Şarjını da buradaki yuvadan yapıyoruz. Kutusundan bir tane çok kısa olmakla beraber bir tane şarj kablosu da çıkıyor. Micro USB ama telefonda mutlaka vardır evde eski kablolardan filan. Bunu alıp da oradan da kullanabilirsiniz. Bir de nasıl bağlanıyor belki onu merak ediyorsunuzdur. Şöyle bir USB dongle'ımız var. Bu dongle ile bağlıyorsunuz arkadaşlar. Yani cihaz işte Bluetooth'tan veya işte wireless'tan falan bağlanmıyor. Doğrudan doğruya dongle'ı bu dongle'ı takıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Genelde birçok artık Android TV Box'ta zaten USB girişi var. Bir tanesini buna feda edebilirsiniz ya da bir çoklayıcı alıp hani bunu takarsınız böyle kullanabilirsiniz. Çok gerekli mi? Açıkçası hani ben beğendim. Hani gerekli mi gereksiz mi tartışılır ama 59.95'e satılıyor bu A101'de ve Şok'ta aynı anda bu arada piyasaya girmiş. Şok'ta galiba 4 Aralık'ta piyasaya sürülüyor. A101'de de 2 Aralık'ta çıktı. Yani dün çıktı. Ben bu videoyu 3'ünde çekiyorum. Şok'a yarın gelecek. A101'e dün geldi. Bulabilirsiniz ve böyle de bir ihtiyacınız varsa bence alınır. Hani çok matah bir şey değil. Onu söyleyeyim. İşçilik falan hani böyle malzeme kalitesi hissiyatı üst düzey değil. Ama iş görüyor mu? Görüyor. Onu söyleyeyim. Yani yazı yazıyorsanız özellikle mesela Android TV Box'ı televizyonda kullanıyorsanız ve sürekli de bir yazı girmeniz gerekiyorsa var tabii ki klavyeler, güzel klavyeler var. Logitech'in falan var ama işte 250-300 TL'den başlıyor. Onları kullanmanız gerekiyor. Yani böyle bir uygun yani 60 liraya aldığınız bir üründe zaten mucize beklemeyin. Her şeyin fiyatın uçtuğu, ikiye katlandığı, üçe katlandığı günlerde zaten hani 60 liraya aldığınız üründen de böyle üst düzey premium bir kalite beklemeyeceksiniz. Ama iş görüyor mu? Görüyor. Ben hani beğendim. Pratik. Hani çok da böyle ağır değil, yer kaplamıyor, çok büyük değil. Zaten bu klavyeyi her gün kullanmayacaksınız. Hani böyle deli gibi YouTube'da bir şeyler izlemiyorsunuz sürekli televizyonda falan. Çok da kullanacağınızı ben düşünmüyorum. Ben TV Plus var bende biliyorsunuz. Kanalda incelemesini de yaptım. Hatta bir yıl sonunda
yaşadığım deneyimle ilgili bir video da hazırlamıştım sizlere. Ona bağladım. Gayet güzel çalıştı. Gayet güzel kullandı. Onun biliyorsunuz kablosunda bir tane daha USB girişi vardı. Normalde kutunun kendi üzerinde yok. Çünkü çok küçük bir kutu. Ama kablosunda bir tane böyle ekstra bir USB çıkışı vardı. Ona taktım. Çok eğlenceli, güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hani şu touchpad'i ben çok kullanmadım. Tercih meselesi. Siz kullanabilirsiniz. Yani fareyi de böyle hareket ettirmek güzel oluyor. Ama klavye işe yaradı. Hani böyle bir işte arama yaparken YouTube'da ya da bir şeylere böyle bir text box geldi. O metin alanı içinde bir arama yapıyorsanız çok işinize yarıyor. O bakımdan hani böyle bir ihtiyacınız varsa çok da para harcamayayım. Zaten ben bunu her gün kullanmayacağım. Öyle hani pahalı ürünleri alıp da o kadar parayı oraya bağlamaya gerek yok derseniz alınıp kullanılabilir. Ama böyle ben hani çok fazla klavye kullanıyorum, o klavyeyi başka yerlerde de kullanırım diyorsanız ki Logitech'in ürünlerinden yani bahsediyorum, genelde televizyona bağlanan Logitech'in oluyor veya Microsoft'un falan da var. Aynı zamanda bilgisayarda da kullanabilirsiniz onları. Tabii bu bilgisayarda kullanılacak bir şey değil. Yani takarsınız ama hani ne kadar verimli olur bilemem. Biraz tuş kalabalığı geldi bana yalnız. Çok tuş var. Hani bu kadar tuşa gerek var mıydı? Hani fonksiyonlar var, şunlar var, bunlar var. Buralarda böyle 4 tane fonksiyon, 4 tane burada 8. Zaten yukarı aşağı tuşları, ses açma kapama bilmem ne bir sürü şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve gayet uyumlu çalışıyor bu arada. Yani Android TV Box'larla çalışacak şekilde tasarlanmış bir ürün. Alınıp kullanılabilir. Ama hani dediğim gibi beklentinizi çok yüksek tutmayın. 60 liraya aldığınız bir ürün, 60 lira zaten bir şey kalmadı artık neredeyse. 60 lira elektronik bir ürün bulduğunuz zaman yapıştırın alın derim ben. Ama söylediğim gibi böyle bir ihtiyacınız varsa, ihtiyacınız yoksa zaten hiç gerek yok. Paranız cebinizde dursun benden söylemesi. Evet arkadaşlar, bir incelemenin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Everest'in kablosuz mini klavyesini anlatmaya çalıştım. Güzel, pratik, hoş bir ürün. Alırsınız, kullanırsınız. Özellikle Android TV Box sahiplerine öneririm. Akıllı TV sahipleri de alabilir bu arada. Çünkü akıllı TV'lerde de bu tarz bir ihtiyaç oluyor. Özellikle son dönemde çıkan akıllı televizyonların büyük bir çoğunluğu Android TV yazılımına geliyor. O yazılımla beraber cihazlar çok daha kabiliyetli hale geliyorlar. Hani onlara özellikle geliştirilmiş bir ürün. Basit, kolay, fiyatı da uygun. Daha ne diyeyim, hani alınıp denenebilir. Hem Android TV Box için hem de söylediğim gibi arkadaşlar akıllı televizyonlar için kullanılabilecek güzel bir kablosuz mini klavye. Bu klavye ile ilgili benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz konular olabilir. Yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin. Elimden geldiğince hepsini değerlendiriyorum. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Öte yandan kanala abone olmanızı rica ediyorum. Bu tarz ürünlerin devamı gelmesi için benim bir yatırım yapmam gerekiyor ya da markalardan istemem gerekiyor. Ama markadan bir şey istediğiniz zaman diyorlar ki İşte Özgürcüğüm kanalın sayısı az. 9 bin, işte 10 bine doğru gidiyoruz. 10 bin, işte bak Ahmet'in 20 bin, Hasan'ın, Hüseyin'in 50 bin, Ayşe'nin, Fatma'nın 100 bin olmuş. Sen daha 10 bindesin diyorlar. O yüzden bu konuda bana destek olmanızı rica ediyorum. Aynı zamanda beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.